Günaydın. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şöyle güneşe karşı güzel, mutlu, huzurlu bir başlangıç yapayım dedim. Güneş gerçekten bana mutluluk veren bir şey, bana enerji veren bir şey. Beni gerçekten çok böyle pozitif yapıyor. Bugün de cuma günü, hafta sonu yasakları var artık malum biliyorsunuz. Yasağa girmeden şöyle güzel bir hava alayım, güzel bir yürüyüşe gideyim istiyorum. Bir de uzun zamandır da açık havada kardiyo yapmıyordum. Güzel bir havaya denk geldik sanırım. Şanslıyım yani, güneşin doğuşu şu an böyle suratımda. Beni inanılmaz mutlu ediyor. Kipik liftingini nasıl yaptığım videoyu paylaştım ama bu hafta tabii ki yine vlog paylaşmasam olmazdı. O yüzden ben de bugün vlog çekmeye karar verdim. Doğru günü seçtiğim için şu an bayağı mutluyum. Sabah şu an saat 7-7.30 gibi bir şey olması lazım. Bu karnıyarık otu tohumu tozundan sürekli bahsediyorum size, artık birçoğunuz biliyor. Faydalarından falan bir önceki videomda bahsetmiştim. Yine ufak bir bahsedeyim bilmeyenler için. Kilo verme sürecinde özellikle düşük karbonhidratlı beslenenler sindirim sisteminde böyle yavaşlama olabiliyor. Yani zor tuvalete çıkabiliyorlar. Bu problemleri ben daha önce işte şekersiz, işte meyve şekeri bile tüketmediğim, işte düşük karbonhidratlı beslendiğim detoks dönemlerinde, kilo verme dönemlerinde çok yaşıyordum. O yüzden işte ben de araştırmayı seviyorum, bu tarz şeyleri biliyorsunuz. Böyle okurken fark ettim ki, öğrendim ki meğersem lif oranı çok yüksek olduğu için sindirim sistemine çok iyi geliyormuş. Ben de dedim ki lif oranı yüksekse ben yurt dışındayken bir şey kullanıyorduk biz annemle, böyle lif takviyesi. Mesela o doğal mıydı bilmiyorum, karnıyarık otu tohumu tozu gibi. Onu mesela aldığınız zaman tok tutma özelliği vardı. Bunun da belki öyle bir özelliği olur diye aldım ve onu mesela içiyorum sabah, aç karnına içiyorum. Suya karıştırdığım zaman jel kıvamına geliyor. Dedim ki bu böyle suyun içerisinde jel kıvamına geliyor. Karıştırmadan bunu içtiğimiz zaman demek ki o yüzden midede bu kadar şişip tokluk hissi yaratıyor. Zaten söyleyenler de vardı tokluk hissi veriyor diye. Ben de tükettiğim zaman gerçekten hani zor kahvaltı ettiğimi, hatta böyle gün içerisinde yanına matcha çayı falan içtiğim zaman yemek yemekte böyle zorlandığımı falan hissettim. O yüzden dedim ki iştah problemi olanlar için de çok güzel bir çözüm olabilir bu. Ve çok güzel faydasını görenler de oldu. İşte Buğçe, hani gün içerisinde yemek yemiyorum, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum falan diyenler var böyle. Yani ben de sindirim sistemine iyi geldiği için gün aşırı en azından tüketiyorum. Aa, mesela dün hap olanını tükettim. Tadı çok kötü diyorsunuz. Evet biliyorum, gerçekten tadı çok kötü. Hap olanı da aynı o şekilde jel kıvamına geliyor. Ben denedim, böyle bir tane suyun içerisine attım. O suyu da jel kıvamına getirdi. Onun iki tane de alınabilirmiş. Eğer çok böyle bir aşık hissiyatı varsa iki tane de tüketebilirsiniz günde. Hem tadı çok kötü diyenler için bir alternatif aldım. Hem de fiyatı çok pahalı diyenler için bir alternatif aldım. Elimde şu an 3 tane alternatif var. Onları şimdi aşağı ineceğim, içeceğim ve göstereceğim size. O zaman hazırsanız Buğçe ile bir gün başlasın. Bakın, yavrumun yavrusu çıkıyor. Sulayayım bebeğimi. Burada bir tane küçük çıktı. Bir tane daha çıkıyor. Evet, olay budur gençler. Deniyoruz bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada ben normalde bunu suyla tüketiyorum falan ya. Bunu direkt yulaf lapama katmayı düşünüyorum. Acaba bir denesem mi? Şöyle çok az bir deneyeceğim, tadına bakacağım. Sonra zaten bana yemek yedirtmiyor falan, onu da sevmiyorum. O yüzden dün geceden hazırladığım bir yulaf lapam vardı Instagram'dan, zaten beni takip edenler biliyor. Hindistan cevizli soğuk yulaf lapası. Çok güzel bir şey olduğunu hissediyorum. Onu bir an önce yemem lazım. Koşuya çıkmadan yemek istiyorum. Zaten kilo vermeye amaçlı yapmadığım için koşuyor. Bir şey yiyerek gidiyorum. Hani normalde yağ yakımını hızlandırmak için aç karnına yapıyordum ben kardiyoları. Ama şimdi aç karnına gitmek istemiyorum. O yüzden yulaf lapamı yiyip gideceğim. Bu karnıyarık otu tohumu tozunu da bu yulaf lapasına katacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk önce bir suyumuzu katalım. Bol bol bir suyumuzu içelim. Bakalım tadı nasıl. Şöyle tartıyla hem de ölçelim diyorum. Görelim bakalım bir tatlı kaşığı kaç grama denk geliyormuş. Çünkü ben 1000 gramlık aldım. Ha, bunun içinde ölçüsü mü varmış? Wow. Şimdi yulaf lapama da katacağım işte aslında. Çok almak istemiyorum. Şöyle bir şey alacağım. Evet, aynı etkiyi veriyor. Tadı da aynı. Bu da suyun üzerine böyle topaklanıyor. Bir an önce içmem lazım bu suyu. Muhtemelen 4 gram falan geliyor bunun da bir ölçeği. Ben pahalı bir markanınkini kullanıyordum. Hiçbir farkı yok.
Bunun da etkisi aynı olur. Hiç diğerine o kadar yüksek fiyat vermeye gerek yok. Aralarında bayağı uçurum gibi bir fiyat var. Şöyle onu yemeklere katmaya kıyamıyordum. Şimdi ben bundan glutensiz makarna yapacağım, yemeklerime katacağım. Çünkü hani 1000 gram yani bu ömür boyu bitmez ben bunu yemeklere katmasam. Diğerini yemeğe katamıyordum çünkü az var diğerinde ve 220 liraydı o küçücük paketi. Bu kocaman 1 kiloluk şey 160 lira mı 170 lira mı öyle bir şeyler olması lazım. Ben aldığım satıcıyı linklerim size. Bakarsınız. Lifeco'nunkini almaya hiç gerek yokmuş. Bir daha yani Lifeco'nunki alınmaz. Hani ben de aldım içerim onu arada tabii ama bir daha alacaksanız Lifeco'nunkini almaya hiç gerek yok. Bu güzel gıdanın ki hem uygun fiyatta hem de aynı o jel etkiyi gördüm. Tanırım. Nerede görsem tanırım artık. O kadar şey oldum ki, içi dışlı oldum ki. Yani tadına eğer katlanamıyorsanız ki ben alıştım. Tadı beni öyle çok rahatsız etmiyor. Yemeklere de katılabiliyormuş ama yemeklere katılınca o yine hani iştah için alıyorsanız eğer ki hani sindirim sistemi için değil de iştah problemi için alıyorsanız aynı etkiyi verir mi bilemiyorum. O yüzden onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Abi bekledim dibe çöktü. Bu kadar büyük suya yapmak biraz hata oldu. Neyse sonra içerim. Yerleşmeden içmem gerekiyor aslında ama neyse görmüş olduk, denemiş olduk. Bakın Solgar'ınki de o kapsül olan bu. Yani eğer ki tadına katlanamıyorsanız bu çok güzel bir çözüm olur. Ama tadında herhangi bir problem yaşamıyorsanız, etkisini sevdiyseniz bu. Kesinlikle bu. Denemek için bunun küçüğü de var. Daha uygun fiyat. Bence Lifeco'nunki çok pahalı yani. Onu almanıza hiç gerek yok. Aynı etkiyi bu veriyor. Şase olsa ne yazar yani. Dışarıda yanıma almıyorum ki, evde yapıyorum zaten. Çok da önemli değil. O yüzden bir daha o markayı almam. Bu güzel gıda markası şu anda benim için 1 numara. 2 numarada Solgar geliyor. Çünkü ben hani tadıyla ilgili bir problem yaşamıyorum. Bayağı alıştım bir de. Ben çok şeyim yani, sağlık için olan bir şeyde çok güzel bir tat aramıyorum yani, alıştım. Tam bir şey, sporcu kafası var bende. Hani sağlık içinse yiyeceğiz yani. Haşlanmış tavuk da yerim, lapa pilav da yerim. O çok şey olmuyor benim için, problem olmuyor. Sadece hani bu suyu bekletirsem jel kıvamına gelecek olması birazcık hani benim şeyim. İki ölçek de katabilirsiniz mesela. Eğer ki hani çok böyle ekstra bir iştah problemi yaşıyorsanız 250 ml suyu iki ölçek katın, o zaman böyle iyice midenizde artık jel olur, hiçbir şey yiyemezsiniz herhalde diye düşünüyorum. Çünkü günde 2 ölçek alınabiliyormuş. Şimdi şu yulaf lapasını yapalım bakalım nasıl olacak. Öyle içerisine attım bir ölçek. Zaten birazcık sıvı olmuştu. Soğuk seviyorum ben yulaf lapasını yemeyi. O yüzden dün gece buzdolabında beklettim. Şimdi buz gibi olmuş bu. Bakalım nasıl olacak tadı. Kuzu bu kuzu. Tam bir kuzu. Nereye yatırırsanız, nasıl koyarsanız öyle kalıyor. Tam bir bal. Balsın sen. O kadar seviyorum ki. Aşk bu. Aşk tanesi. Bayılır yulaf lapasına. Süt şeyleri çok sever. Şimdi bakacağız. Kıvamında bir değişim olmadı. Birazcık katılaştı ve bu daha iyi bir şey. Çünkü birazcık sütlü kalmıştı. Oha. Yeni favorim. İnanılmaz bir yulaf lapası. Daha iyi bir yulaf lapası yemedim ben bugüne kadar. Yemin ediyorum. Bunu yapın. Bayılacaksınız. Hemen Instagram'a paylaşmam lazım bunu. Bu arada yemeğe falan katınca da tadı gelmiyor. Yemeğe de katılabilir. Bakalım etkisi nasıl olacak. Bir bardak suya Solgar'ın bu karnıyarık otu tohumu tozundan atacağım. Bir tane kapsül atacağım. Bakalım jelleşecek mi diğeri gibi, merak ediyorum. Midede o jelleşme etkisini yaratıyor mu? Bakalım bekleyelim neler olacak. Bir 15 dakika falan geçti ama erimemiş. Şöyle bir karıştırayım diyorum, bakayım belki değişir. Karıştırdım ama çok böyle jelleşmedi. Parça pinçik oldu sadece. Muhtemelen bu o tokluk hissiyatını vermek için değil de sindirim sistemine iyi gelmesi için iyi olacak. Demek ki tokluk hissiyatı istiyorsunuz arkadaşlar. Tadı kötü olana birazcık katlanacağız. O zaman yine favorimiz, 1 numaramız güzel gıdanınki. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir güncellemeyle geliyorum. Saat 8-8.30 gibi falan çıkarım diye planlarken annemlere söz verdiğim için, annem de bütün gece uyuyamadığı için onları bekliyorum hala. Saat kaç oldu? 10 mu oldu? Saat 10.40 oldu ve hala annem uyanmadı. Hala daha yürüyüşe gidemedik. Tokum da aslında ama sıkıntıdan. Canım yumurta yemek istedi. Haşlanmış yumurta soyuyorum. Efendim Mehmet abi? Evet, sağ olun. İyi günler. Şirket açmak gerçekten çok farklı bir yükmüş.
İşleri bitmiyor yani. Annem beklerken biraz işim vardı, onları hallediyordum. Hala uyanmadan mı, saat 11 oldu. Bir yürüyüşe gitmek istiyorum. Hava da güzel, güneşli. Oh, sabah nasıldım ama ne kadar. Sabah ne kadar yüksektim ya koşuya. Şu an yürüyüşe döndü zaten, farkındaysanız. Neyse, zaten ufak da olsa bir definasyona gireceğiz. Definasyon döneminde bol bol kardiyo yaparız. Yoga güzel gidiyor bu arada. Ama şöyle mesela, hani 2 hafta oldu aslında. Ama şey yapmak istemedim. Tam böyle hani ilk dersi müthiş yapabildiğimi görmeden ikinci derse geçmek istemedim. O yüzden 2 haftadır ben birinci dersi yapıyorum. Yani bir acelem yok zaten. O yüzden acele etmiyorum. Yani güzel yapayım, doğru yapayım, güzel olsun. Yani güzel verim alayım. Önemli olan o zaten. Hani çok sonuç odaklı değilim fazla. Süreç hoşuma gittiği için zaten yapıyorum. Şu anlık da böyle gidiyor yani yoga. Gayet keyifli. Ya kickboksa başlamak istiyorum aslında ama şimdi Ramazan falan geleceği için araya işte oruç tutacağı zaman gelecek. Dersler yarım kalacak diye ona başlamadım. Belki sonra başlarım. Bakalım. Böyle bir kickboks düşüncelerim de var, yoksa şöyle göstereyim size de ne yediğimi. Bütün olay bir tane yumurta yiyeyimden başladı. Altına işte roka yapayım. Aa, domatesler bozuyormuş. Domatesleri de koyayım derken böyle bir hal aldı kahvaltım. Ben bir nar ekşisi bağımlısıyım. O kadar seviyorum ki, hele lorla falan nasıl yakıştırıyorum anlatamam. Çok beğeniyorum. Tabii ki %100 doğal olması çok önemli. Şimdi yiyeceğiz bunu artık, ne yapalım. Bu arada sabah içtiğim karnıyarık otu, tohumu tozu mesela yulaf lapama kattığım için bir tık daha iyi yani. Yine tok tuttu ama aç karnına içtiğim kadar tok tutmadı. Çünkü aç karnına içince bazen hani böyle yemek yiyemiyorum yani. O kadar ağır bir seviye olmadı. Daha iyi oldu bence benim için. Ama tabii sizin amacınız iştahınızı kapatmaksa onu bilemeyeceğim. Neyse şunu da yiyeyim de artık anneme gideceğim, uyandıracağım yani. Saat kaç oldu? Kaç saattir bekliyorum giyinik giyinik. Evet, sonunda çıkabiliyoruz. Can teyzeyi alacağız değil mi? Evet. Günaydın kızım. Günaydın. Anne saat 12 oldu. Sana günaydın. Merhaba de kameralara. Binduk. Binduk. Annemleri saldım. Start veriyorum. İlk turu montumla hafif tempolu yürüyerek yapacağım. Keşke bir kahve içseydim ya. Çok tokum diye aklıma gelmedi ama tok karnına da koşamıyorum. Deneyeceğim bakalım bir şeyler. Nasıl olacak? Kendimi çok zorlamadan. Müzik açtım da böyle bir gaza geldim. Koşasım geldi tekrar. Ama bir kahve içseydim yardırırdım herhalde, çıldırırdım. Böyle birazcık tempolu falan yapayım diyorum bir şeyler. Kendimi çok yormadan. Hava muazzam. O yüzden iyi gelecek. Şimdi elimden artık şu kamerayı kapatayım da bir koşmaya başlayayım. Öptüm. Siz de mi yoruldunuz? Çok. İyi, 407 kalori yakmışım. Hoşuma gitti bu. Eve geldik makarna yapmaya. Glütensiz makarna yapacağız. Duşa da girdim. Duşumu da aldım, rahatladım bayağı. Glütensiz un koyduk. 2 tane de yumurta kıracağız. Göz kararı bayağı ölçüler ama 2 bardak una, 2 tane yumurta, alabildiği kadar da su koyup yoğuracağız. Glütensiz unun elastikiyeti az olduğu için bu karnıyarık otu tozundan koyduk 3 ölçek. Çok çok az su koyuyoruz. Annem yoğuruyor sağ olsun şimdi. Sert. Bayağı sert olacak değil mi? Evet, daha önce tecrübe ettik. Yumuşak hamur olduğu zaman çok çabuk haşlanıyor ve çok yumuşak oluyor. Evet, doğru. Kötü olmuştu bayağı. Evet, çok sert olmalı. Devraldım yoğurma işlemini. Bayağı da sert yani hamur şu an. Türüflü yapacağım. Çok güzel çıktı bu sefer. Hiç yapışmadı. Demek ki sert olacak hamur. Evet, hamurla alakalı. Sıfır yapışma. Junior! Meraktan nasıl uzatıyor kafayı. Evet. Bu sefer birazcık böyle kalın yapalım dedik. Daha iyi olur diye. Bakalım. Kaynıyor bu. Atıyorum. Bu 2 dakikada falan haşlanıyor. Taze makarna çok çabuk haşlanıyor. Sosunu yapayım hemen yanına. Evet, bir tadına bakalım.
Nasıl olmuş? Parmesanla her şeye hastayım. Sosuna karnıyarı otu tozunu koymayı denedim. Olmadı. Biraz abartı oldu. Makarna da çok iyi oluyormuş. Ama şey de olmuyor. Sosuna sakın koymayın. Oğlum çok tatlı ya. Yalıyor bir de şu şeyi. Öldürüyor beni. Ay kahve içiyordum işlerimi hallederken. Kahvenin sonuna geldim. Blok çektiğimi hatırladım. Neyse işlerimin çoğunu hallettim. Birazcık kaldı yine bir şeyler. Yani o birkaç tane işim kaldı. Onları da halledersem bugün kafam bayağı rahat olacak. Bugün ama çok güzeldi. Yürüyüş falan iyi geldi. Bir arkadaşımla falan da karşılaştım yürüyüşte. İyi oldu yani. Onunla birlikte falan da belki yürüyebiliriz. Bu arada yürüyüş diyorum ama ben iki tur bayağı böyle hızlı koştum. Böyle 2-3 dakika koştum. Sonra işte 30 saniye dinlendim. Sonra tekrar koştum. İnterval gibi bir şey yaptım. Ya açık hava iyi geldi ya. Yani koşu bandına falan böyle koşmak sıkıyordu. Koşu bandına falan koşmayı severim ben aslında normalde de. Son dönemlerde böyle çok açmıyordu beni. Dizi falan izliyordum ben eskiden koşu bandında koşarken. Yine öyle bir şey yapmam lazım benim kesin. Koşu bandında yürürken ben gerçi dizi izliyordum. Koşarken dizi izlenmiyor. Güzel müzik dinlemek gerekiyor koşarken. Evet. Ben de koşmayı da sevdiğim için güzel motive edici müzikler bulmam lazım benim. Canım da çok tatlı istedi ya. Tatlı bir şeyler yemek istiyorum ama hiç fit tatlı falan yapmadım herhalde bu hafta. Canım böyle tatlı falan istedi. Normalde yulaf yapısı yiyorum da çok karbonhidrat aldım bugün. Aslında bugün de cuma, markete ya da pazara falan gidip böyle meyve sebze alsam güzel olur. Meyve olsa yiyeceğim de evde güzel meyve yok. Muz bile pişti. Dondurucudaki muzları blenderdan geçirebilirim ama o da birazcık böyle üşütüyor zaten, soğuk kahve içtim. Neyse ben annemi bir teşvik etmeye çalışayım pazara ya da markete gitmek için. Gidebilirsem bitiş olur. Bakayım nasıl pazar kombinim. Yatağımı hala toplamamışım. Ayıp bana. Bir sürü kara lahana aldım. Pembe domatesler aldım. Elma. Elma da yedim bir tane. Bütün şekerimi bastırdı. İyi oldu. Şimdi size bu kara lahanadan inanılmaz bir şey yapacağım. Kara lahana cipsi yapacağım. Pırasamızı yaptık bile. Bilin bakalım ne yapacağım. Akşam yemeğimi yediğime göre artık bir sonraki sabahımı düşünebilirim. Bugün sabah yediğim soğuk yulaf lapası vardı ya, ondan yapacağım yarına. Çünkü güzel bir kahvaltı olduğum için. Dün ölçüyle yapmıştım size, ölçü verebilmek için. Bugün göz kararı yapacağım direkt. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar herhalde oldu. 1 yemek kaşığı kadar, 1,5 yemek kaşığı kadar da hindistan cevizi tozu koyacağım. Bal koyacağım yarım yemek kaşığı. Sonra üzerini geçene kadar da soğuk süt ekleyeceğim. Buzdolabına atacağım. Müthiş oluyor, deneyin. Aa, bir de birazcık vanilya atacağım aroma katması için. Bence güzel olur. Boncuk. Bakın kara lahana cipsi yapmak için minik minik kara lahanalı oradan ayırdım. Bakalım nasıl olacak. Instagram'dan takip edin. Orada paylaşıyorum hep denediğim şeyleri. Yorumlarımı paylaşmış oluyorum sizinle. Çok beğendiğim tarifleri de post olarak paylaşıyorum ki dursun profilimde diye. Onun dışında story'den falan zaten sürekli paylaşıyorum. Böyle kapanışlar daha samimi oluyor videolarda ya. Özler kalıyor artık böyle sonlara doğru. Bir de en çok şeyi seviyorum yani. Biri mesela yorum yapmış, tamam mı, hakkımda. Bir yorum yapmış ya, kötü bir şey söylemiş ya da böyle hani... Savunuyorlar mı? Hemen beni savunuyorlar böyle, inanılmaz tatlı. Aşığım ya gerçekten, bayılıyorum takipçilerime. Çok tatlısınız, çok mutlu ediyorsunuz beni. İçten seviyorum. Evet, ben de vallahi seviyorum gerçekten böyle. Çok güzel bir iş yaptığımı hissediyorum yani. Böyle güzel insanlar biriktiriyorum. Sevgi zaten benim çok sevdiğim bir şey. Sevgi dolu bir insanım ve... Samimiyet seni seviyor. Evet yani samimiyet, zaten samimi bir insanım yani. Direkt tanıştığım insanla arkadaş olabilirim. Bir de sevgiyi de seviyorum. Sevilmeyi seviyorum. Sevgi göstermeyi seviyorum. Soğan almayı unuttuk pazarda. Esas temel. Neyse, aşkımızı böldün şimdi, dur. Öyle yani, seviyorum işimi. Sizlere bir şeyler katabilmeyi. Umarım yine bu videoda sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Umarım videoyu sevmişsinizdir. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.